Ekonomideki gelişmelerle devam edeceğiz. Fitch Türkiye ile ilgili raporunu açıklayacak. Beklentiler ne yönde? O beklentilerle ilgili de elbette piyasalara yansıması. Örneğin altında yükseliş devam eder mi? Borsaya nasıl yansıyacak? Ve Bitcoin, bu süreci de değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Önce Fitch ile başlayalım. Nasıl bir derecelendirme bekliyorsunuz? Sonrasında da piyasaya yansımalarını konuşalım. Buyurun. Evet, yani kamuoyunda aslında görünüm iyileştirmesi, görünümün pozitife çekilmesi bekleniyor. Yani genel kanı bu yönde. Ama geçen Eylül ayında hatırlarsanız zaten ilk olarak hani Türkiye'nin yeni ekonomik programı içerisinde de bir Fitch'in bizim görünümümüzü ilk değiştiren kurum olduğunu görmüştük. O süreçten bugüne de takvimde herhangi bir değerlendirme yapmadı. Yani bir 6 aylık süreç var önümüzde. Orada da Türkiye'nin en azından hani Merkez Bankası'nın politika faizi, ülke risk primi, işte cari açıktaki durumu, Merkez Bankası'nın rezervleri gibi birçok başlıkta değişimler oldu. Hani o süreçten, Eylül ayından bugüne bakarsak da bu dört başlık içinde de aslında daha pozitif bir görüntü hakim. En azından bizim ülke risk primimizin de 300 civarlarının altına doğru geldiği zamanları göz önünde bulundursak. Dolayısıyla bir sonraki değerlendirmesini de sonbahara doğru yapacağını düşünürsek belki bir not artışı da çok sürpriz olmayabilir bu akşam. Ama %70-80 görünümün pozitife çekildiği, hala yatırım yapılabilirin 4 kademe altında olsak da bir sonraki toplantıda artık bir faiz artışı düzeltiyorum. Kredi notu artışı gelme ihtimali çok yüksek. Ama bu akşam eğer son 6 ayı değerlendirerek biraz daha iyimser bir tutumla aynı geçen sene olduğu gibi ilk not artışı hamlesinde yapabilecek kurum olma özelliğini de Fitch'ten bekleyebiliriz. Burada da %20-%30 oranında bir şans olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da piyasalara olumlu etkisini biz pazartesi gününden itibaren görmeye başlayabiliriz. Efendim piyasalar demişken hem Borsa İstanbul'u soracağım, aslında hafta kapanışını yaşayacağız. Hem bugün kapanışla ilgili hem yeni haftaya dair beklentiniz. Hem de altında çok hızlı bir yükseliş devam ediyor. O hangi noktaya kadar devam edebilir? Beklentileriniz ne yönde? Ve çok kısa bir Bitcoin değerlendirmesi de rica edeceğim. Şimdi altında ben devam edeceğini düşünüyorum, yani TL bazlı veya döviz bazlı, çünkü ons altında 2200 dolarlara yaklaştık ve bu yıl sonuna kadar da aslında yurt dışındaki faiz indirimleriyle devam etmesi muhtemel gözüken bir yükseliş, yani 2500 dolarların üstü bu yıl içinde ons altında da görülebilir. Dolayısıyla gram altının da aslında 2500 TL'lerin üstüne çok rahat bir şekilde fiyatlanmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla altın yatırımcılarının hala geri çekilmelerde, belirli zaman dilimlerinde oluşabilecek fiyatlamalardan bir, eğer ufak ufak toplamaya devam ediyorlarsa altın biriktirmek yıl sonuna kadar hala mantıklı gözüküyor. Borsada 9000 üzerindeyiz. Dolayısıyla hani orada bir kalıcılık bizi pazartesi gününe Fitch kararıyla birlikte taşırsa burada da tekrar 9400 zirvesine doğru bir hareketi kısa zamanda görmeyebiliriz. Belki biraz yatay fiyatlama olabilir ama en azından Mart ayı sonundan itibaren burada da pozitif bir beklenti oluşabilir diye düşünüyorum. Bitcoin ile ilgili doların zayıflaması var son iki günde. Altınla birlikte aslında kısmen güvenli liman olarak zaman zaman kullanılmış bir ürün. Dolayısıyla burada da sene sonuna doğru aslında belli regülasyonların da gündeme gelmesiyle yükselişin devam etmesi beklenebilir diye tahmin ediyorum. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Tonguç Erbaş bizlerle birlikteydi. Sağ olun. Sizi uğurlayalım.